Neye Yarar kanalından herkese merhabalar. Yetişkinlerin %45'i zaman zaman horluyor. Horlamak aslında ciddi bir problemdir. Horlayan insanların %75'inde obstrüktif uyku apnesi bulunur. Bu da kalp rahatsızlıkları riskini arttırır. Horlama evlilikte de büyük sorunlara neden olabiliyor. Horlamayı durdurmak için satılan ilaçların ya da desteklerin çoğunun arkalarında herhangi bir bilimsel temel bulunmadan piyasaya sürüldüğünü belirten uzmanlar, bunun yerine horlamayı bırakmanıza yardımcı olabilecek doğal çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri öneriyor. Uyuduğunuz pozisyonu değiştirin. Sırt üstü yatarsanız dilinizin tabanı ve damağınızın yumuşak kısmı boğazınızın arka duvarına çöker ve uyku esnasında ses çıkarır. Yana dönerek yatmanız bunu önlemeye yardımcı olabilir. Bir vücut yastığı yatış pozisyonunuzda düzeltme sağlar. Yana yatarak uyuyabilmenizi sağlar ve bu da horlamanızı büyük ölçüde azaltabilir. Horlama uyku pozisyonundan bağımsız olarak devam ederse obstrüktif uyku apnesi horlamanızın nedeni olabilir. Bu durumda doktora başvurmanız gerekiyor. Kilo verin. Kilo vermek horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir ama bu kesin bir çözüm de değildir. Sonuç olarak zayıf insanlar da horlar. Eğer kilo aldıysanız ve horlamaya başladıysanız kilo vermeniz horlamayı durdurmanıza yardımcı olabilir. Boynunuzun etrafında kilo alırsanız aldığınız kilolar boğazınızın iç çapını sıkarak uyku esnasında horlamanıza neden olabilir. Diğer bir neden ise uykudan önce alkol horlamaya neden olur. Alkol ve sakinleştiriciler boğazınızın arkasındaki kasların dinlenme tonusunu azaltır. Bu da daha çok horlamanıza neden olur. Uyumadan 4 ila 5 saat önce alkol içmek horlamayı daha da kötüleştiriyor. Normalde horlamayan insanlar alkol aldıktan sonra horlayabilirler. İyi uyku, hijyeni uygulayın. Kötü uyku alışkanlıkları yani zayıf uyku hijyeni olarak da bilinir. Alkol alımına benzer bir etki yapabilir. Mesela uzun saatler boyunca yeterince uyku uyumadan çalışmak nihayetinde aşırıya kaçtığınız anlamına gelir. Sert ve derin uyuduğunuzda kaslar flopi yapıyor. Bu da horlamaya neden olur. Burun geçitlerini açın. Horlamanın burunda başlaması durumunda burun pasajlarını açık tutulması horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir. Açık burun pasajı havanın yavaşlamasına izin veriyor. Eğer burun kanallarınız herhangi bir sebepten ötürü tıkalıysa hızlı dolaşan hava horlamaya neden olacaktır. Yatmadan önce sıcak bir duş burun kanallarının açılmasına yardımcı olur. Ayrıca duşta burnunuzu tuzlu suyla durulayın. Kanalları açmaya yardım etmek için duş alırken burnunuzu parmağınızla yıkayın. Burun kanallarınızı açmak için tuzlu su çözeltisiyle birlikte sinüzit kürü de kullanabilirsiniz. Eğer sorun damağınızda değil de burnunuzdaysa eczanelerden alabileceğiniz burun bantları da burun pasajlarınızı kaldırmak ve açmak için kullanılabilir. Diğer bir etken yastığınızı değiştirin. Yastık kılıfınızı en son ne zaman değiştirdiniz? Yastığınızda bulunan alerjinler horlamanıza neden olabilir. Tozlar yastıklarda birikir ve horlamaya neden olabilecek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Evcil hayvanların yatakta uyumasına izin verilmesi, onların yatağınızda tüy bırakmasına neden olur. Bu da rahat nefes almanızı engelleyebilir. Eğer gündüzleri iyi hissediyor da akşamları nefes almakta zorlanıyorsanız bu gibi sebepler horlamanızın nedeni olabilir. Yastıklarınızı sık sık havalandırın ve yastık kılıflarınızı kısa aralıklarla değiştirin ve tabii ki evcil hayvanlarınızı yatak odanızdan uzak tutun. Son olarak vücudunuzu susuz bırakmayın. Bol miktarda sıvı tüketin. Burnunuzdaki ve yumuşak damağınızdaki enzimler kuruduğunda yapışkan oluyor. Bu da horlamaya neden olabilir. Sağlıklı kadınların günde yaklaşık 11 bardak, erkeklerin ise yaklaşık 16 bardak su tüketmesi gerekir. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bizlere yardımcı olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, bizimle kalın.